Uzun yıllardır vatandaş Türk siyasetinde kendinden olanı bulamadığı için aslında kendisine en çok yakın olanı tercih ede durdu. Bu saatten sonra da bir şeyler olursa yine bunlardan olur diyerek asla kabul edemeyeceğimiz hataların ve günahların üzerine tek kalemle çizik çekti ve kötünün iyisi demeye devam etti. İktidar kendisini alternatifsizleştirmek için elinden geleni yapıyor. Fakat unuttuğu bir şey var. Artık kendisine dargın olanlar kızgın olmaya başladı. Ve artık yeni bir alternatifin habercisi yakınlaşıyor. Hizmet görsün Türkiye, ahlaklı belediye, yeniden refah ile. Evet, İstanbul'u geziyoruz. Afişler, billboardlar, pankartlar, hayatımızda hiç görmediğimiz tiplerle karşılaşıyoruz. Fotoğraflarıyla, cisimleriyle, vaatleriyle. Tabii İstanbul çok kalabalık ve yoğun bir şehir. Kendine yetmeyen bir şehir haline gelmiş. Şimdi bu de bu seçim atmosferini kaldırabilecek vaziyette değil. Bir taraftan da ana muhalefetle iktidar partisinin adaylarına göz gezdirdiğimiz zaman vaatleri hakikaten dudak uçurtan cinsten. Sanki ellerinde bir sihirli değnek varmış da vatandaşın başına dokunacakmış gibi vaatler havada uçuşuyor. Vatandaşa emekli maaşı olarak 10 bin lira verirken diğer taraftan belediye imkanlarıyla %25 oranında ek gelir daha sergileyebiliyorlar. Aslında bu neyin hizmeti? Hakikaten tüm hırs ve arzularıyla dişlerini geçirerekten İstanbul'u almak isteyen bu partiler, bu iktidar güçleri neyin peşinde? Hakikaten İstanbul'daki vatandaşın trafikte çile çeken, geçim derdi çeken, betonarme yapılar içerisinde dolaşan, hayat bulmaya çalışan vatandaşla aynı derdi paylaştıkları için mi seçimi kazanıp İstanbul'u yönetmek istiyorlar? Yoksa kendi iktidarlarını daha fazla kuvvetlendirip bir tık ileri taşımak için mi? Ben ilk seçeneğin olacağını hiç zannetmiyorum. Çünkü şu anda vaatlerine baktığımız zaman düzeltmek istedikleri şeyler zamanında bozdukları şeyler. Kendi yaptıklarını düzeltmek istiyorlar aslında. Biz bunu kabul edemeyiz. İstanbul için bir şeyler yapmak bir A4 kağıdına yazılabilir. Sorunları İstanbul'un diğer A4 kağıdının arkasına da çözümleri yazılıp bu verilen bütçelerle harcanabilir. Ek bütçelerle faizle borçlanarak yapılabilir. Mesele bu değil. Türkiye ekonomisinin arka plandaki en büyük sıkıntılı olmasının sebeplerinden bir tanesi aslında seçim ekonomisine gebe olması. Her seçimde vaatler sıralanır ve hiçbir zaman vatandaşın tam menfaatli olan icraatlar yapılmaz. Önümüzdeki seçimler düşünülerek icraatlar yapılır ve o icraatlar her zaman kısa vadeli olur. Seçimi partiye kazandırır ve ardından yok olup gider. Bizler bunu istemiyoruz. Bizler borçsuz, vergisiz, zamsız, hakikaten bu memleketin kaynaklarıyla oluşturulan bütçelerle hizmet edilebilecekse edilsin. İşte manzara bu. Türkiye'de 135 tane siyasi parti var. Aslında bunlar bizlere alternatif gibi gözüküyor ama ciddi bir kalabalık. İşte 2024 yılında yerel seçimlerde şunu net bir şekilde görebiliyoruz. Bunca partinin arasından sıyrılan, şahlanan bir parti var. Kendilerini samimiler olarak tanımlıyorlar. Aslında bu alternatifsizliklerin içerisinde çaresiz kalmış vatandaşlarımız için ciddi bir umut kaynağı haline geldi. Ve son 2 ay içerisinde 260 bin üyeyi hanesine kaydederek %100 oranında bir büyüme kaydetti. Merhamet ve vicdanla derman oluruz derde. Erbakan'ın ismi var hep dualı ellerde. Evet, artık bunca siyasi partinin içerisinden sıyrılıp gelen ve köklerini 60 yıl öncesine dayandıran, bu memleketin DNA'sıyla kodlanmış duruşu ve bakışıyla hakikaten bu Türk siyasetine ve vatandaşın derdine bir alternatif oluşturabilecek olan Yeniden Refah Partisi'nden bahsediyoruz. Yeniden Refah Partisi'nin gelişi ve hızla büyüyüşü bizlere ekonomik, ahlaki, maddi ve manevi her türlü parametrenin aslında bu gelişin habercisi olduğunu gösteriyor. Samimi insanlar bir araya gelip mücadele gösteriyorlar. Hakikaten kaliteyi arttırmak için mücadele ediyorlar. Ama baktığımız zaman iktidar kendilerine kaybettiriyorsunuz cümlesiyle, sloganıyla kendilerini köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Mevcut iktidara, Cumhurbaşkanı'na bizler de yabancı insanlar değiliz. Bundan 5-10 sene önce o kadrolarla beraber bu mücadeleyi bizler de gösterdik. Fakat geldiğimiz süreçte artık mızrak çuvala sığmamaya başladı. Artık geldiğimiz süreçte bizler şunu düşündük. Neden kendi erdemimizden, liyakatimizden ve duruşumuzdan taviz göstererekten onları savunmak durumunda kalalım? Gerek yoktu. Artık su görünmüş, temin bozulmuştu ve Yeniden Refah Partisi ile Doktor Fatih Erbakan'la tanıştık. Şimdiye kadar mevcut iktidar vatandaşı hep köşeye sıkıştırdı. İki arada bir derede bıraktı ve onlarla
münasebet içerisine girip de ya biz ne hata ettik, gel bizi anlat da biz hatalarımızdan dönelim demektense ne yazık ki yeniden Refah Partisi'ne yönelerek derhal onları benim ayağıma getireceksin. Onların bizim haricimizde bizden başka kurabilecekleri bir hayal yok diyerekten vatandaşı hiçbir şekilde münasebet içerisine girmeden Refah Partisi'ne envivaki yaparak ona darılmış, ona küsmüş, ona kızmış seçmeni ayağına getirilmesini istedi. Fakat ona sığınmış, ona güvenmiş olan seçmenin bu şekilde bir duruma düşmesine Doktor Fatih Erbakan müsaade etmedi. Şimdiye kadar şunu ifade ediyorlardı. Vatandaşın bizden başka seçeceği bir seçenek, bir hayali zaten yok. Bizim kulağımızı biz ne yaparsak yapalım çekemiyorlar. Çünkü onları dinleyecek başka bir alternatif kulak yok. Ne yaparsak yapalım şu ceketi koy, vatandaş zaten oy veriyor. Bize mahkum. İşte oluşturdukları bu konfor alanıyla birlikte hareket kabiliyetlerini onların çok arttırdık. Biz arttırdık, siz arttırdınız. Onlara bu imkanı biz sağladık. Ne yazık ki akrabayı kayırmadan tutun. Rüşvete, ranta, yalana, kul hakkına, paylaşımda adaletsizliğe, yargıda adaletsizliğe ve her türlü adaletsizliğe yol açtık. Şimdi diyoruz ki bir alternatifimiz var. Şimdi diyoruz ki hakikaten işin nasıl yapılmayacağını öğrendik. Nasıl yapılacağını da biliyoruz rahmetli Erbakan'dan. Formül biz de uygulayabiliriz. Bu şekilde ifade ediyoruz. Aşk ile yürüyoruz şehirlerde, köylerde. Şu anda alternatif olarak millete alternatif oluşturmanın ve rekabetin kazanımlarını kazandıracak olan Refah Partisi'ne şimdi seçimleri siz kaybettiriyorsunuz sloganıyla baskı yapmaya çalışıyorlar. Bu hakikaten sorumluluktan ve mensuliyetten kaçmak olmuyor mu? Şimdi gelin sizlerle beraber kısaca bir karakter analizi yapalım. Bu karakter analizinde geçmiş dönemdeki iktidarın tavırlarını değerlendirelim ve şu anda göstermiş olduğu tavırla aynı eşdeğer arka planda yatan bir duygunun, hasletin var olduğunu ortaya çıkartalım. İktidar geçtiğimiz dönem içerisinde fiyat artışlarının sebebini marketçilere, enflasyonun sebebini toptancılara, konut kiralarının artışlarının sebebini mal sahiplerine, dolar kuru ve dövizin artışının sebebini dış güçlere atmadı mı? Bu sorumluluğu onlara yüklemedi mi? Evet, buna her birimiz teker teker şahit olduk. Aynı zamanda deprem felaketi gerçekleştiği zaman bunu kader planından ele aldılar ve bunu bu şekilde değerlendirdiler. Sanki cüzi iradeyle insanın seçme hakkı kendisine verilmiştir ve kentsel dönüşüm mü, ransal dönüşüm mü sorusuna verdikleri cevabı her zaman bizden gizlediler. Ve son olarak da fiyatları Allah'ın arttırdığını iddia ettiler. Biz de bu mantıkla şunu net bir şekilde ifade edebiliriz. Bu mantıkla hareket edecek olursak, eğer fiyatları arttıran Allah'sa size de Allah kaybettiriyor. Anayasa değişiklikleri oldu, referandumlar gerçekleşti, başkanlık sistemi yürürlüğe konuldu ve tüm yetkiyi, gücü iktidar elinde aldı. Ama hiçbir zaman güçle beraber gelen sorumluluk ve mensuliyet kapı dışarı bırakıldı. İşte bu noktada bizler de şunu net bir şekilde diyebiliriz. Şu anda seçimleri kaybettiren Yeniden Refah Partisi ise, bundan 5 sene önce de Yeniden Refah Partisi kaybettirmedi ya, İstanbul, Ankara başta olmak üzere birçok belediyeyi siz kaybettiniz. Vatandaşın güvenini siz kaybettiniz. Bu memleketin kaynaklarını siz yok ettiniz ve şimdi de seçimler kaybedilecekse bunu yine siz kaybedeceksiniz. Ayrıca bir takım anket firmalarına ve anketörlere bakaraktan endişesi olan vatandaşlarımız olabilir. Ama biz bu endişeyi arttıran ve yaratan algı sahiplerine seslenmek istiyoruz. Eğer ki DEM Partisi ve CHP zihniyeti noktasında endişeniz varsa sizler mevcut olduğunuz bölgelerdeki adaylarınızı çekmek suretiyle Refah Partisi'ne kazandırabilirsiniz. Bu sayede hem kokuşmuş AK Parti yanlış zihniyet ortadan kalkmış olacak, hem de ahlaklı belediyecilik vuku bulmuş olacak. Hem iktidar hem muhalefetin gözü belediyenin üzerinde olacağı için denetim de artacak, hizmet kalitesi de artacak, rekabet de artacak. Bahsettiğimiz mevcut anketörler geçtiğimiz seçimlerde Refah Partisi'ni %1 dahi göstermezken seçimlere %3'lük bir sonuçla neticelendirdi Refah Partisi. Şu anda potansiyel olarak gösterilen %10, yine %30'lara kadar çıkabilme potansiyeline sahip. İşte bu sebeple söyleyebiliyoruz ki mevcut bulunduğunuz yerlerden vatan millet sevdalılarına ve beka meselesi, bu seçimleri beka meselesi haline getirmiş iktidar sahiplerine, yöneticilere sesleniyoruz. Mevcut olduğunuz belediyelerden çekilin ve Milli Görüş Belediyeciliği hakim olsun.
Onların bahsettiği mantık üzerinden gidersek bu sefer de DEM Parti AK Parti'ye hizmet ediyor. Tamamen onun ekmeğine yağ sürüyor. Bunların nasıl gizli bir anlaşması olabilir ki DEM Parti kendisi seçime girmesi suretiyle tamamen AK Parti'nin kazanmasına hizmet edebiliyor? Elimizi vicdanımıza koyalım. Her partiye kaybettirmek ister tabii ki de. Çünkü kendisi kazanmak ve programını uygulamak, yürürlüğe koymak ister. Ebelemeci oynayan, sobelemeci oynayan çocuklar bile diğer arkadaşlarına kaybettirmek isterler. Kendileri kazanmak isterler. Bu çifte standardın ve bu kadar basit bir meselenin aslında anlaşılması çok basit bir meselenin anlaşılamamasının sebebi işte bu dev sermaye ve sermayenin oluşturduğu devasa algı. Bir avuç insan dertleniyorlar, büyüyorlar, vatandaşlarla bir araya geliyorlar, yük olanlardan yük alıyorlar ve siz onlara diyorsunuz ki kaybettiriyorsunuz. Refah Partisi geçtiğimiz seçimlerde milli duruşunu çok net bir şekilde sergilemedi mi? Yine tekrardan elleri vicdanımıza koyalım. Sergiledi. Millet İttifakı adı altında 6 tane birbirine hiçbir şekilde benzemeyen parti bir araya geldiler. Tek ortak noktaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmekti. Ve kendilerine genel başkan dahi yapamadıkları bir zatı bizlere Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiler. Ve bu noktada Fatih Erbakan tehlikeyi sezdi. Evet kardeşim dedi, doğru. Bunların başa geçmesine, muktedir olmasına müsaade edemeyiz. O halde ne yapacağız? AK Parti tarafına yöneldi. Siz bizlerle ittifak mı yapmak istiyorsunuz? Evet. O halde sizlere şunu teklif ediyoruz. Bakın, şimdiye kadar vatandaşın sizlere darıldığı, küstüğü, hatta nefret boyuna getirdiğiniz hatalarınız, günahlarınız var. Bunlardan bir an önce vazgeçin. Vazgeçin ki bizler de vatandaşın huzurunda buna imza atın. İmza atın ki bizler de yarın ne için yaptığımızı izah edebilelim. Ama bu noktada bir gayret ve gelişme göremezsek kusura bakmayın. Bizler omurgası olan, dik duran bir siyasi partiyiz ve duruşumuzu bozamayız. Sizlerle ittifakta devam edemeyiz dedi. Ve bu 30 tane maddeden yalnızca bir tanesi gerçekleşti. Yalnızca bir tanesi. İşte bu noktada bizler diyoruz ki bizim kültürümüzde hakemlik tayin edilir. İleri gelen, sözüne güvenilir, el emin olan birisi hakem tayin edilir ve ailevi problemleri, sıkıntıları, çelişkileri, anlaşmazlıkları giderir. Şimdi hakem sizsiniz. Bir ittifak ve mutabakat anlaşması imzalanıyor. Burada iki tane taraf var. Ve bir taraf diyor ki bunu şahitlerin huzurunda gerçekleşelim. Kim o şahitler? Vatandaş, sizsiniz. Gerçekleşiyor mutabakata, sırf seçimleri kazanmak uğruna imzalıyorlar ve sonunda da %3'lük oranında bir tutarlılık gösteriyorlar. El vicdan. Bu noktada anlaşmayı fesheden ve sizler sözünüzde durmadınız deyip ittifaktan ayrılan, omurgalı duruşunu tutan ve vatandaşın beklentilerine cevap veren Refah Partisi mi bu noktada hatalıdır? Yoksa hem vatandaşı hem de Refah Partisi'ni aldatan ve doğru konuşmayan AK Parti yetkilileri mi? Burada yadırganması gereken Refah Partisi değil, yargılanması gereken AK Partili yetkililerdir. O yüzden biz diyoruz ki şimdi kim kazanırsa kazansın, kim kaybederse kaybetsin. Bunun mesuliyeti vebali sizlerin boyunlarındadır. Hep dualı ellerde, onların hürmetine, durma aşkla ilerle. Sevdalı yüz ülkeye, hizmet görsün Türkiye, ahlaklı belediye. Şimdi şundan bahsetmek istiyorum güzel kardeşlerim. Bakın siz bu memleketin evlatlarısınız. Hassasiyetlerimiz var değil mi? Bak oruçluyuz. Bizlerin özel değerlerimiz var, hassasiyetlerimiz var, milli ve manevi değerlerimiz var. Ama bu değerler üzerinden sürdürülebilecek bir seçim değil bu. Şu anda biz belediye seçimi yapıyoruz. Şu anda ne yapıyoruz? Belediye başkanını seçiyoruz. Sokakları temizleyecek, yolları, kaldırımları tamir edecek. Belediye işçisi seçiyoruz. Memurlar seçiyoruz. Garson seçiyoruz. Bize hizmet. Şu anda biz Cumhurbaşkanı seçmiyoruz. Şu anda memleketin kaderini kimseye emanet etmiyoruz. Kimseye teslim etmiyoruz. Şu anda hizmet belediyeciliği kimde öndeyse onu seçeceğiz. Ve baktığımız zaman ayrıca şu anda bir takım kitlelerin, vatandaşın hassasiyetlerini kullanarak endişe yaratmak istiyorlar. DEM Parti ve CHP üzerinden endişe yaratmak istiyor. Biz de diyoruz ki bizim devletimiz o kadar kuvvetli, güçlü bir devlet ki herhangi bir belediyede usulsüzlük, kanunsuzluk söz konusu olduğu zaman nasıl ki bak CHP'nin videosunu, para sayma videolarını hemen seçime 10 gün kala piyasaya çıkardılar. Aynı şekilde ne yaparlar? Bir usulsüzlük, bir kanunsuzluk söz konusu olduğu zaman devletimiz bu noktada soruşturmasını da açar,
cezalandırmasında yapar. Evet. Ne gerekiyorsa yapar. Daha önceden de bunun örneklerini gördük. Şu anda hakikaten iktidarı çizgiye çekecek, denetleyecek, yerli milli duruşu olan bir muhalefete ihtiyacımız var. Şu anda en çok ihtiyacımız olan şey bu. Geçmiş dönemde bahsettikleri, kendileri de bahsediyorlardı. Bizim bir muhalefet ihtiyacımız var, bunlar muhalefet değil. Şimdi bak, yeniden Refah Partisi gibi bir parti çıktı ve diyor ki biz hakikaten duruşu olan bir partiyiz ve muhalefetimizi doğruya doğru, yanlışa yanlış bir şekilde ifade etmek istiyoruz. Ama şimdi kalkıp ne dediler? Dediler ki biz sizin gibi bir muhalefet istemiyoruz. Doğruyu söyleyen bir muhalefet değil. Bizler Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir muhalefet peşindeyiz dediler. Bize kazandıracak, bize güç kazandıracak, söylemleriyle bizi destekleyecek bir muhalefet istiyoruz dediler. Yanlışı söylemeye, doğruları ortaya koymaya asla tahammülleri yok. Taşlar yavaş yavaş yerine oturuyor. Bundan sonrasını vatandaşımız karar verecek. Şimdiye kadar bahsetmiş olduğumuz şeyleri inanın ki öfkeyle, kinle, nefretle yok etme pahasına yapmadık, söylemedik. Bunları bu şekilde anlatmadık. Tüm samimi inancımızla, değerlerimizle bu memleketteki vatandaşların bir nebze olsun refaha kavuşması, rahata kavuşması, nefes alabilmesi için bunlardan bahsettik. Ama son olarak da şunu söylemeden edemeyeceğiz. Bu kadar sıkıntının içerisinde bizleri en çok yaralayan ve üzen, ciğerlerimizi parçalayan Filistin'deki, Gazze'deki yaşanan katliam, dram ve Türk milletinin, Türkiye devletinin buna gösteremediği tepkiden kaynaklanmıştır. Ne yazık ki hükümetimiz bu noktada net bir duruş sergileyememiş ve mazlumdan yana yer alıp da ticareti dahi kesememiştir. Bu noktada ticareti kesemediğiniz her savaşın ortağı haline gelmişsinizdir ve tarihe bu şekilde asla silinmeyecek bir leke bırakmaları bizleri derinden kahretmiştir.